Hey Allah'ım ya, ah be kızıma da ya. Bu böyle mi servis edilir? Hay tek başına kahve mi götürülür yani? Şu hale bak, akıllı kızım benim. Aferin sana. Her şeyi geçtim. Sizi affetmem için bana bunu borçlusunuz. Yardım edeceksiniz yani. Borçluyum. Borçlusunuz. Ben sana borçluyum. Tabii. Hmm. Hadi, hadi diyelim ki ben sana borçluyum. Otursana. Gel, gel. Şimdi bu Tuğçe ve Rüzgar, yani şu üç gündür tanıdığın Tuğçe ve Rüzgar senin arkadaşın da. Senin yakın arkadaşın değil mi? Ha? Yani senin yakın arkadaşın değil miydi? Onu niye düşünmüyorsun? Bu konu nasıl Selin'e geldi, ben anlamadım. Tamam, tamam anlamadın. Anlatayım, ben sana bunu da anlatayım hadi. Şimdi bu Selin, acaba artık benim kuzenime, Ali'ye gerçekleri söylese mi diyorum? Ha? Yani şu yalan söylediği kuzenime. Hani şu gözü ondan başka kimseyi görmeyen kuzenime. Bora Bey... Bora Bey, Mora Bey yok ada. Bora Bey, Mora Bey yok. Tuğçe ve Rüzgar'ın ilişkisi benim umurumda değil. Anladın mı beni? Benim umurumda değil, ne yaparlarsa yapsınlar. Ama söyle Selin'e, artık Ali'ye gerçekleri anlatsın. Gerçekleri söylesin, uzamasın. Ali daha fazla üzülmesin, tamam mı? Yani benim yardımımı istiyorsan, benim sana yardım etmemi istiyorsan tek şartım bu. Bana bak. Bana bak, bana. Cevabını bekliyorum. Tamam. Tamam Bora Bey. Okey. Şu işi çözelim. Tuğçe Hanım'la Rüzgar'ı barıştıralım. Ben Selin'le konuşacağım. Söz, hadi bakalım. Delikanlı sözü. Anlaştık. Bora Bey. Adı bunu unutmuş, ben hemen getireyim dedim. Sağ ol. Sağ ol Selin. Ne demek? Ah ya, nasıl unuttum ben? Bende kafa yok ki, ben kafasızın tekiyim. Ay ay. Duydun mu? Yok ya. Duymadı. Duymaz o ya. O kulağı duymuyor. O çok şey. Hadi git. Yürü. Hadi. Nasıl geçti? İyi, iyi işte, güzel. Ya Bora Bey yardım edecek yani. Onun gibi bir şey. Kanka benim yardım edebileceğim bir şey var mı? Yani yapabileceğim herhangi bir şey? Şimdilik yok. Olursa söylersin değil mi Ada? Biraz üzgün görünüyorsun da kanka. Bak Bora Bey mi kızdı yine, söyle. Her zamanki Bora Bey işte. Alıştım ben. Anladım. Ben Tuğçe Hanım'ın yanına gideyim. Toplantı var. Tamam kankacığım. Oh. Ben ne halt edeceğim ya? Seni nasıl bir işin içine soktum Selin? Şimdi bu Selin, acaba artık benim kuzenime, Ali'ye gerçekleri söylese mi diyorum? Ha? Yani şu yalan söylediği kuzenime. Yani şu gözü ondan başkasını görmeyen, ona deli gibi aşık olan kuzenime. Benim sana yardım etmemi istiyorsan tek şartım bu. Aşkım. Aşkım ne yapıyorsun? Aşkım! Ay Ali sen miydin, korktum ya. Kim olacak başka? Aşkın da mı var? Onu mu bekliyordun? Ne yapayım sana? Ne istiyorsun? Kahve mi? Hayır, istemem bir şey. Kurabiye? Ne istiyorsun? Seni. Hı? Ali. Efendim? Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Tamam söyle. Söyle hayatımın anlamı, söyle ne oldu? Şimdi değil de yemekte konuşsak olur mu? Niye söyle ya, merak ettim. Yemekte her şeyi konuşacağız. Aşkım. Yemek yiyecektik. Nerede bu kızı? Arkadaşımın mutluluğu mu, kendi mutluluğu mu ya? Seni şövalye ilan ediyorum. Ay çok yakıştı. Mutlu olmayı çok hak ediyorsun. Sen de canım kankam benim, gel. Allah'ım ben nasıl çıkacağım bu işin içinden ya?
Selin. Hayatım ne yapıyorsun burada? Her yerde seni arıyorum. Böyle duvarın dibinde. Bana bak, ağladın mı sen? Yok bir şey Ali. Aşkım. Ali bana aşkım deme şu an lütfen. Selin ne oluyor? Üstüme gelme Ali, olur mu? Üstüme gelme şu an. Siz bana aşık mısınız? Aşıksam ne olur? Ne yapıyorsunuz Bora Bey? Kuzen. Kuzen. Rüzgar grafiğin başına geçmiş. Öyle oldu. Alp işi bırakınca hak etti. Hayırlısı olsun. Tuğçe sevinmiştir. Sevinmiştir herhalde. Sen ne oldu? Sen de mi keyifsizsin? Niye? Senin de mi keyfin yok? Selin'e ulaşamıyorum. Anladım. Kuzen. Ne oldu? Sen rüyalara inanır mısın? Ne oldu? Niye söyledin? Hiç. Öylesine. Kuzen, seni 3 yaşından beri tanıyorum. Sen öylesine bir şey sormazsın. Kardeşim ben dün bir rüya gördüm. Nasıl? Anlatsana. Yok yok. Yani dünyanın en saçma rüyasıydı. Anlatacak bir şey yok. Kimi gördün peki? Adayı. Adayı. Ada Hanım rüyalarımıza da girmeye başladı demek ki. Saçmalama Ali. Saçmalama. Kuzen. Öpüştünüz mü yoksa rüyada? Öyle bir rüya. Bak, beni anlattığıma pişman etme Ali. Tamam mı? Tamam tamam. Tamam. Ama kuzen, şöyle söyleyeyim sana o zaman, rüyalar bilinçaltımızın aynasıdır. Yani böyle hayatımızda kaçtığımız his, duygu ya da bir olay, durum ne varsa rüyalarımızda karşımıza çıkar. Belki de haklısın. Oo, kuzen. Valla ilk defa hislerin olduğunu kabul ettin, farkında mısın? Valla bugünün tarihini bir yere yazacağım. Aha! Selin. Sonunda yazdın ha. Kuzen, ben bir sevgilimi görüp geliyorum. Daha sonra seninle rüyandaki sevgilinle ilgili konuşacağız. Buradan bir yere ayrılma. Hadi git sen. Tamam, geliyorum hemen. Selin. Selin. Ali. Selin, ya sen neredesin? Ulaşamıyorum hiçbir şekilde sana. Ortada yoksun, telefonlarını açmıyorsun. Ne oluyor? Ali, gel şöyle bir oturalım bence. Oturalım bir önce. Ne oldu, ne problem, ne? Bir anlat. Ya ne oluyor Selin? Ali, ben seni tanıdığın gibi biri değilim. Ben sana yalan söyledim. Ne yalanı söyledin? Yani sen, hani yalan söylesen de ne olacak? Yani beyaz böyle. Ufak bir yalandır diye düşünüyorum. Değil mi? Ali, ben evlendim, boşandım ve bunu senden sakladım. Hani beyaz evlilik yapan kader vardı ya. Kafasında torba olan kader. İşte o bendim Ali. Ali, ben çok özür dilerim. Sana daha önce söylemediğim için, güvenini sarstığım için çok özür dilerim. Bir şey söylemeyecek misin? Ali, ne olursun bir şey söyle. En azından bir tepki ver ya. Ali.